Şimdi kategoriler için yaptığımız bu listelemeyi ürünler için de yapacağım. Yani ürünlerimizi de burada listeleyeceğim. Bunun için React Strap'te Tables sekmesine gelelim. Orada bakın bir table göreceksiniz. Table'ı buradan olduğu gibi alalım. Kopyaladım. Ve şuradaki title'ın hemen altına yerleştiriyorum. Bir de format document'ı yapalım. Tablo gelmedi. Nedeni? Onu benim import etmem gerekiyor. Şöyle geldim. Table dedim. Table'ı import et. Nereden? React Strap'ten. Ctrl C ile kaydediyorum. Ve bu işlemi yaptığım zaman bakın artık benim bir tablom mevcut. Bu tabloyu tabii ki benim az önce yaptığım gibi, bir önceki derste yaptığımız gibi kategori listeler gibi Fetch API'yi kullanarak ve tabii ki bizim kendi o oluşturduğumuz JSON Server'daki API'den bu datayı çekmemiz lazım. Fakat burada özel bir durum var arkadaşlar. O da şu. Eğer ben sadece ürünleri bir kere listelersem, yani kısacası ürünleri kendi içinde listeliyor olursam bunu direkt aynen kategoride yaptığım gibi yapabilirim. Fakat özel bir durum var. O da şu. Ben bu kategoriye tıkladığımda ürünlerin filtrelenmesini isteyeceğim. Yani kısacası buradaki bu ürünün filtrelenme işine kategoriden aldığımız için bu kategoriden onu da bir üstteki eventi, bu üstte dediğim APP'deki eventi çalıştırarak yapmamız gerektiği için benim bu product listi kendi içinde değil APP'den taşımam gerekiyor. Neden? Çünkü orada filtreleyeceğim. Ama kategoride tamamen kendi içerisinde ben direkt listeledim. Yani kategoriyi herhangi bir şekilde başka bir yere tıklayıp işte kategoriyi değiştirme yapmıyoruz mesela. Yani kategori kendi içinde. Yani ben buna tıkladığımda bunun eventi bu ürünleri filtrelemeli. Dolayısıyla benim o fetch API'yim, yani şurada yazdığım fetch API'yim, get categories gibi kopyalayalım, benzer diye kopyalıyorum. APPJS'ye geldim. APPJS'de şöyle bir şey operasyon yazıyor. Bu tamamen React'ın temel yapısıyla alakalı. Yani React'te bu şekilde çalışmak gerekiyor. Ama ilerleyen zamanlarda biz bunu Redux'la yapacağız. Buradaki kötü kod tekniğini ortadan kaldıracağız. Ama React içerisinde bunu mecburen böyle yapmamız gerekiyor. Get categories değil de get products diye bir fonksiyon oluşturuyorum. Buradaki URL'im products olacak. Şöyle products. Burada benim bir state'e ihtiyacım var. O da şöyle. Şöyle geliyorum buraya. Products 2 nokta boş bir array. Ve dolayısıyla set ettiğim state products olacak. Yani şu an ben hakikaten products'a sahibim. Ama bu products'ı nereye yollamam gerekiyor? Benim alıp onu şurada product liste yollamam gerekiyor. Yani bir props'la yollamam gerekiyor. Products diyorum ve eşittir diyorum ve onu da this nokta state'deki products'ı al ve onu product'a yolla. Bakın bu şekilde ben products'ı yollamış oldum. Artık product liste geldiğimde şuradaki tabloyu ne yapabilirim? Elimde bir prop'la gelmiş bir data var. Ben burada filtreleyebilirim. Ben burada neyi tekrarlayacağım? Şu TR'leri. Dolayısıyla 3 tane TR'ye değil de tek bir tane TR'ye ihtiyacım mevcut. Aynen kategori liste bakın biz ne yazmıştık? Bir tane map gerçekleştirmiştik. Yani şuradaki şu koddan bahsediyorum. This nokta state nokta categories nokta map demiştik. Aynen bunu kopyalıyorum arkadaşlar. Şuradan şuraya yani. Product liste geliyorum. Şu tbody'nin içerisine şöyle yapıştırayım. Benim burada tekrarlayacağım şey list grup değil TR olacak.
Yani şu TR'yi tekrarlayacağım. Ve ben burada, benim burada bir 10 klik'e herhangi bir şekilde ihtiyacım yok. Yani şu 10 kliği kullanmayacağım. Diğer tarafta kullanmıştık. Tıklamıştık çünkü. Ama ben burada herhangi bir product'a tıklamayacağım. O yüzden bunu bu şekilde gerçekleştiriyorum. Yani bunun da bir key değerini şöyle şu şekilde oluşturabilirim. Burada state'den değil de bakın biz burada props'tan çekiyoruz. Farkı görün diye bunu yapıyorum. Props'tan çekiyorum. Props'taki ne? Products. Products'ı mapet. Her bir product için. Bu benim verdiğim sanal bir isim. İstediğim ismi verebilirim. Key değeri product'ın ID'si olacak. Ve TR'nin içerisinde artık ben diğer elemanları oluşturacağım. Yani şunları. Bunu buradan çekiyorum. Şöyle koyuyorum. Yani şu TR'yi siliyorum kısacası. Şöyle ki formatladığımız zaman artık görüntü çok net. T-Body'nin içerisinde props'la gelen products'ı map ediyorum. Ve her bir değer için bir TR oluşturuyorum. TR'nin içerisinde de diğer alanları oluşturacağım. Burada bir dediği product'ın ID'si. Şöyle yapıyorum bakın. Product.id. Ctrl S ile kaydediyorum. Bakalım ID'ler geliyor mu? Bu işlemi yaptığımız zaman. Dikkat edin şey yok. Hani data burada yok. F12 ile bir bakıyorum. Hani herhangi bir problem var mı? Yok. Bir devam edelim. Sonucu birazdan göreceğiz. Burada ekstradan product'ın name'ini. Yani product.product name. API'de öyle ya. Product name. Bunu da gerçekleştirdim. Burada anladığım kadarıyla şey gelmedi buraya. Çünkü bunun tekrarlanması gerekiyor. Products this nokta state nokta products demişiz zaten. Tabii niye? Çok normal. Bakın ben ne yapmamışım? Get products'ı şey yaptım ama oluşturdum ama çalıştırmayı unuttum arkadaşlar. Dolayısıyla benim şeyde aynen kategoride yaptığım gibi bakın component did mount'um vardı ya. Onda da yani o komutu hiç çalıştırmadım. AppJS'ye geliyorum. Burada şöyle şunun altına ekleyelim state'in altına. Şöyle formatımı bir daha yapacağım. Kodlar değişiyor. Şöyle bozuluyor. Get products. Hiç çalıştırmadık ya o yüzden gelmedi. Bakın artık ürünlerim buraya geldi. ID'leri ve isimleri. Diğer alanları da oluşturalım. Hemen şuradan API'mizi hatırlayalım. Products diyelim mesela. ID, kategori ID, product name. Product name var. Quantity per unit, unit price, units in stock. Product name, quantity per unit, unit price, units in stock. Onları da ben getirmek istiyorum. Yani product liste geldiğim zaman şöyle şunu bir kopyalıyorum. Ctrl C ile şöyle bir yapıştırıyorum. Bunu da yapıştırıyorum. Bir tane daha alacağım. Evet, product name var zaten. Unit price quantity. Doğru yazdığınızdan emin olun arkadaşlar bunları. Per unit. Bir de ne vardı? Units in stock vardı. Units in stock. Bunu da doğru yazdığınızdan emin olun arkadaşlar. Ve bunları da düzeltelim. Mesela burası product name başlığı yani. Burası sırada ne var? Unit price. Unit price. Burada ne var? Quantity per unit. Quantity per unit. Bir tane daha. TH. Onda da units in stock'u kullanacağım. Units in stock. Ctrl S ile kaydettim. Ve bakıyorum uygulamama. Evet. Şu an product liste benim bütün alanlarım gelmiş durumda.
Peki bir sonraki aşamada ne yapıyor olacağız biz? Ben şu beverage'a tıkladığımda veya condiment'a, confection'a, dairy product'a veya grain cereal'a ona göre buradaki product'ların tamamının değil de ilk başta tamamı geliyor. Ama sonrasında ben bu kategorilerden hangisi tıklanmışsa ona göre datanın gelmesini istiyorum.